Değerli katılımcılar, DTA Akademi'nin bu haftaki seminerine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan Profesör Doktor Müfit Selim Saruhan hocamız. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Ahmet Hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Hocam izniniz olursa ben sizi arkadaşları bir tanıtmak isterim. Hocamız 1969 yılında Bitlis'te doğdu. 1922'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. İslam felsefesi alanında İslam düşüncesinde istiare, metafor konulu teziyle yüksek lisansını, İslam ahlak felsefesinde bilgi ve hürriyet başlıklı çalışmasıyla da doktorasını Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'nde doçent ve profesör oldu. Kırgızistan, Romanya, İtalya ve Kazakistan'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Alanı ile ilgili 2024 itibariyle yayınlanmış 8 kitabı, ulusal ve uluslararası düzeyde 37 kitap bölümü, 2 editörlük çalışmalarının yanı sıra 52 tane makalesi ve 35 tane bildirileri bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu ve asil üyesidir. Hocamızın yayınlanmış olan kitapları ise şu şekildedir. Var Ol, Varoluş Yolculuğu, Özgür Ol, İslam Meşayi Felsefesinde Filozof, İslam Filozofları ile Ruhsal Tıp, İslam Düşüncesinde İstiare, Metafor, İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet, İnsan ve Ahlakın Doğası Üzerine Düşünceler, Evrim ve Ahlak Filozofu İbn Miskeveh Düşüncesinde Tanrı, Evren ve İnsan, bunların yanında editoryal çalışmaları olan İslam Ahlak Felsefesi ve İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi isimleri kitapları bulunmaktadır. Bugün de hocamızla bir çalışma alanı olarak İslam felsefesini kapsam, problemler ve çağrışımlar bağlamında konuşacağız. Hocam buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese hoş geldiniz. Öncelikle Ahmet Bey ve Samet Bey'e bu güzel topluluğa, etkinliğe beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir müddet ben de bu güzel topluluğu, DTA Akademi'yi ilgiyle takip etmekteyim. Çünkü hakikaten her konu çok ilginç ve hepimizin ihtiyacı olan konular. Evet, günün bu vaktinde bizi tercih edip bizi dinlemeye gelen siz sevgili öğrencilerimize, dostlarımıza, bilim meraklılarına çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün hep beraber sizlerle bir çalışma alanı olarak İslam felsefesi alanını tanıtmaya çalışacağız. Eminim DTA Akademi'nin de amacı gençlerin yüreğine, bilim insanlarının yüreğine yeni çalışmalar yapabilme heyecanını ateşlemektir. Ben de burada bir olimpiyat ateşi yakarcasına yüreklerinize İslam felsefesine olan ihtiyacımız nedir? İlahiyat fakülteleri de İslam felsefesi alanının konumu nedir? Hangi seçersek bu alanı hangi alanlarda çalışma yapabiliriz? Neyi kapsar? Sizlere benim döndüğünce bu konularda bilgi vermeye çalışacağım. Tekrar teşekkürler. Evet sevgili dostlar, değerli katılımcılar. İlahiyat fakültelerinde İslam felsefesi adını verilen bir dersimiz var. Hepinizin malumu olduğu üzere ilahiyat fakültelerinin üç temel bölümü vardır. Temel İslam bilimleri, felsefe din bilimleri ve İslam tarihi ve sanatları bölümü olmak üzere. İşte ilahiyat fakültelerinin felsefe din bilimleri içerisindeki dinler tarihi, din sosyolojisi, din psikolojisi gibi alanları içerisinde bir de din felsefesi, felsefe tarihinin içerisinde İslam felsefesi adıyla maruf çok özel bir alan vardır. Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin tarihine baktığımız zaman 1900'lerde başlayan, Darülfünun'larda okutulan dersler çerçevesinde daha sonra Türkiye'de kurulan ilahiyat fakültelerinde her zaman bir İslam felsefesi dersinin okutulduğunu görüyoruz. Vazgeçilmez alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kıymetli dostlar, değerli katılımcılar, İslam düşüncesi çok özel bir nitelemeyi ifade eder. Evet, elimizde eğer İslam düşüncesi adında bir kitapla karşılaşmışsak, bir başlıkla karşılaşmışsak, İslam düşüncesi ifadesi bir özel anlamıyla, bir genel anlamıyla bize şunu ifade eder. İslam düşüncesinin bir etkilendiği altyapısı vardır.
bir etkilediği üst yapısı vardır. Evet, İslam düşüncesi eski kültürlere baktığımız zaman burada DTA Akademi'nin birazcık daha dinler tarihi ağırlıklı olduğunu hesaba katacak olursak, her düşünce kendinden önceki düşüncenin bir sonucu olduğu gibi kendinden sonraki düşüncelerin de hazırlayıcısıdır. Bir an için parantez içerisinde şöyle düşünelim. Kur'an'ı bilgiyle bakacak olursak, Kur'an'da birçok ayette Peygamberimize hitaben biz sana önceki topluluklara bahsettiklerimizi sana bahsediyoruz şeklinde önceki toplumlarla sürekli irtibatlandıran bir bakış açısının sunulduğunu görürüz. Evet, İslam düşüncesi kendinden önceki birikimler üzerine süzülerek gelen bir birikimi ifade eder. İslami bakış açısı Hz. Adem'i ilk peygamber, ilk insan olarak gördüğüne göre ezeli hikmet dediğimiz, halidi hikmet dediğimiz, perennial filozofi dediğimiz bir kavram vardır. Bütün bilimlerin kaynağında Hz. Adem'in şahsından günümüze doğru gelen bir altyapıyı görürüz. Evet, İslam düşüncesinin altyapısında çok kadim kültürlerin etkisiyle karşılaşırız şüphesiz olarak. Bu etkilerin bir kısmı dini karakterlidir. Bu etkilerin bir kısmı felsefi karakterlidir, kültürel karakterlidir. Ama İslam düşüncesi ifadesi bir anlamda bize Kur'an ve sünnet çizgisinde önceki kadim kültürlerin de etkisiyle ortaya çıkmış çok özel ve spesifik bir alanı ifade eder. İslam düşüncesi kavramı neyi ifade eder? Kelamı, tasavvufu, fıkhı, edebiyatı ve sanatı ifade eder. Müslümanların Kur'an ve sünnetten aldıkları ilhamlarla ve kendilerinden önceki birikimlerden istifade ederek ortaya koymuş oldukları düşünce ürünlerini ifade eden bir kavramdır. İslam düşüncesi kavramı. İşte bu İslam düşüncesi kavramı içerisinde bir özel alan daha var ki bu da İslam felsefesidir. Kıymetli dostlar, diyelim ki biri bize geldi ve dedi ki benim kitap okumaya vaktim yok. Lütfen bana İslam düşüncesinin ne olduğunu somut olarak anlatabilir misiniz? Somut olarak çok vaktim çok kısıtlı. Okuyacak kitaplarım yok. Sevgili dostlar, İslam düşüncesinin ne olduğunu bir sanattan hareketle de gösterebiliriz. Diyebiliriz ki bak Süleymaniye, bak Selimiye diyeceğiz. O zaman şunu anlayacak. Aa, demek ki İslam düşüncesi içerisinde matematiği, efendim hendeseyi, geometriyi, estetiği, sanatı, intizamı ve düzeni ifade ediyor. Evet, düşünce öyle bir bütündür ki düşünceyi elde ettiğiniz zaman hayatın her anını onu yansıtabilirsiniz. Hayatın her anında onu ortaya koyabilirsiniz. İşte bir an için bakalım Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanların farklı kültürlerle tanışmaları, farklı coğrafyalara gitmeleri, farklı özelliklerle tartışmaları ve yenilikler, kelamın ortaya çıkışı bugünkü konumuz değil ama kelamın ortaya çıkışı bir baktığımız zaman ilk kelamcıların fizikçiler fizikle ilgilendiklerini görüyoruz. İlk kelamcıların ahlakla ilgilendiklerini görüyoruz. Daha sonraki ilimlerin gelişmesi ve sonuçta yeni bir arayış. İşte İslam felsefesi dediğimiz ifade hepiniz zaman zaman farklı ortamlarda beni de dinlediniz. Çok kıymetli hocaları da dinliyorsunuz. Çağrışımları ifade eden bir kavramdır. İslam felsefesi ifadesini duyan bir kimse biz sanki İslam'ın felsefesini yaptığımızı algılayabilir. Halbuki İslam felsefesi ifadesi bize İslam kültürü ve coğrafyasında felsefenin yeniden yorumlanışını ve ortaya konuluşunu ifade eden bir kavramdır. İslam'ın felsefesi ifadesi her ne kadar İslam felsefesini ifade etmiyor olsa da İslam'ın hani bugünkü başlığımız bir çalışma olarak İslam felsefesi olduğuna göre İslam'da felsefe bizi farklı bir pencereye götürecek. İslam ve felsefe bağlaçlar hayatımızda çok önemlidir. İslami felsefe, İslam'da felsefe, İslam ve felsefe, İslam felsefesi, İslam'ın felsefesi. Keşke bugün biz İslam'ın felsefesini yapabilecek bir bakış açısına ve birikime sahip olabilseydik. Kur'an ve sünnetten bir çevre, sorunlarda karşı bir çevre ahlakı üretebilseydik. Dünyadaki ekonomik buhranlara karşı geleneğimizden hareketle bir iktisat ahlakı, bir ekonomi ahlakı ortaya koyabilseydik, bir bakış açısı, etik değerler açısından bilgi, varlık, ahlak,
açısından. Bugün dünya hızlı bir şekilde ilerlemekte. Yapay zekanın, transhumanizmin, metaverse'ün konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz artık. Evet, İslam'ın felsefesi ifadesi bizi neyle buluşturacak? İslam'daki ilkeleri ve değerleri insanlara fenomenolojik boyutuyla anlatmayı ifade eder. Hepimiz biliyoruz ki İslam düşüncesinde ihya, ıslah, tecdit gibi kavramlarla karşılaşıyoruz. Bu neyi ifade eder? Biz aslında İslam düşüncesinin en temel özelliklerine baktığımız zaman, İslam düşüncesinin Franz Rosenthal Bilginin Zaferi adlı eserinde der ki, İslam bir bilgi uygarlığıdır. Evet, dışarıdan bakan bir göz, İslam'ı bir bilgi uygarlığı olarak nitelemektedir. İdeolojik yaklaşmadığı sürece bütün bilim insanlarının, batılı bilim insanların İslamiyet'e o bilgi penceresinden baktığını görürüz. İslam'ın başı bilgi, ortası bilgi ve nihayeti bilgiyle elde edilen özgürlük. Bilgilendikçe ahlakımız, ahlaklandıkça özgürlüğümüz, özgürleştikçe bilgimiz yeni açılımlara bizi sevk etmekte. İç içe. İşte İslam düşüncesi sadece bir bilgi uygarlığı değildir. İslam düşüncesi aynı zamanda bir deliller uygarlığıdır. Bir an için elimizdeki bütün müktesebatlara baktığımız zaman kelamda niye bu kadar çok ekoller vardır? Veya işte tasavvufta veya fıkıhta dil ekolleri, nakılciler, akılciler, hadiste epistemik kanallarımız farklı olduğu için sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İslam düşüncesi asla dogmatik bir düşünce olmamıştır. Kant dogmatizmi tanımlarken ne der? Sahip olduğu düşünceyi eleştiriye kapatmaktır dogmatizm. Ama biz Kur'an penceresinden ve İslam düşüncesindeki birikim açısından baktığımız zaman bizim sahip olmuş olduğumuz altyapı çaresiz olduğumuz için inanmayı değil, bilmediğimiz için inanmayı değil, anlamak için inandığımızı, anladığımız için inandığımızı temellendirdiğimiz bir altyapıya sahibiz. İşte bu pencereden, bu bakış açısından bakacak olursak İslam düşüncesinin en temel karakterlerinin başında bilgiyi, ikinci anlamda, ikinci derecede delili görürüz. Üçüncü anlamda İslam düşüncesi bir dil uygarlığıdır. Yakın zamana kadar hepinizin bildiği meşhur olan bir kitap vardı, Müphemlik Kültürü. Aslında o yeni çıkan bir kitap. Bizim geleneğimizde dil felsefesi açısından o kadar çok birikimlere sahibiz ki, Abdülkahir Cürcani'lerden başlayan dil felsefesi çalışmaları, Beytülhikme'de Halife Memun, Beytülhikme'yi kuruyor, Süryani mütercimler Arapçadan, Yunanca'dan Süryanice'ye ve Arapça'ya felsefeyi aktarıyorlar. Dil ilişkisi, mantık ilişkisi çok sağlam temellerde bu karşımıza çıkıyor. Demek ki İslam düşüncesi aslında bütün anlama kanallarını kuşatan bir boyut olarak karşımıza çıkar. Kelam bir anlama kanalıdır. Bakın biz şu an burada bir seminer yapıyoruz. Belli bir frekansta hepimiz buluştuk. Bizim burada olmuş olmamız başka frekanslarda da hayatın olmadığı anlamına gelmiyor. Kısaca İslam düşüncesi bir boyutuyla kelamı, bir boyutuyla tasavvufu, bir boyutuyla fıkhı, edebiyatı içerir. Fen fakültesinde siz hiç hocaların fizik değerlidir, kimya değersizdir, biyoloji değersizdir dediklerini duyar mısınız? Hayır, çünkü fizik, kimya ve biyoloji birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Biz insanın iki temel sorusu vardır. Niçin ve nasıl sorusu. İşte niçin sorusu bizi metafizikle buluşturur. Ama nasıl sorusu sıcak, soğuk, yumuşak, sert bizi fizikle buluşturur. Bu bağlamda metafiziği ve hakikati anlama yolculuğumuzda kelam bizi dinin tevhid, nübüvvet ve maat boyutuyla içeriğini bize anlatan değerli bir disiplindir. Tasavvuf, o vahiy ve sünnet geleneğinden oluşmuş birikimin daha çok içselleştirip bugünkü batıdaki varoluşçu felsefeyle çok benzer tasavvuf felsefemiz. Bugün toplumda şöyle bir yanılgı var. Din demek mezhep demek olmadığı gibi tasavvuf demek de tarikatlarla özdeş değildir. Tarikatlar tasavvufun yorumlama biçimi ama bir tasavvuf felsefesi çok kendi başına çok değerlidir. Bugün varoluşçu felsefe dediğimiz bir boyutu ifade eder. Hani Karl Jaspers varoluşçu felsefenin büyük düşünürlerinden der ki
ne kaybediyorum ve ne kazanıyorum sorusunu sormayan gerçek anlamda var olmamıştır. Bugün hepimiz farkındalık çabası içerisindeyiz. Evet, bir hazır bulduğumuz bir bulunuşumuz var. Ama bütün felsefe tarihi bize neyi anlatır? Hazır bulunuşluğumuzdan yeniden oluşa. Hepimiz yeniden doğmuşuz ama yeniden doğan olmalıyız. İşte felsefe tarihine baktığımız zaman Bacon'ın idolleri vardır bilirsiniz. Çarşı idolleri, mağara idolleri, efendim Eflatun'un mağarası vardır. Mağaradan kurtulmamız gerekiyor. İbn Sina'nın kuş risalesi vardır. Kuştaki kafeslerin kurtulması, yeniden doğması gerekir. Daha doğrusu Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı'nda ifade ettiği üzere hepimiz efendim bitkiler aleminden melekler alemine yolcuyuz. Ali Şerait'in dediği üzere beşerlikten insanlığa doğru yükselme yolculuğundayız. İnsan bir kere var oldu mu yerinde durmaz. İnsan maddeden manaya bir yolculuk içerisindedir. İşte bu kısa girişimden sonra belki içinizden geçiyorsunuz hiç de kısa bir giriş olmadı diye ama bir İslam düşüncesi birikimiyle ilahiyat fakültelerinde iç içeyiz. Ama sizlerden ricam bunların birbirlerinin alternatifi olduğunu değil, bunların bizim ulaşamadığımız farklı alanlarda bir fizikçinin alanı ve bir kimyacının alanı, biyoloğun alanı ne kadar farklı gedikleri kapatmaya çalışıyorsa ilahiyat fakültelerindeki ilimlerin bütüncül olarak yaklaşmak ve değer vermek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kelama da ihtiyacımız var. Tasavvufa da, felsefeye de, fıkha da, edebiyata da, sanata da. Çünkü bunu bizi ilham ettiren, bize bu yolu gösteren en temel özelliklerden biri nedir? Aristoteles Metafizik adlı eserine şöyle başlar. Bütün insanlar bilmek ister. Duyulardan aldığımız lezzet bunun kanıtıdır. Bilmenin bir lezzet olduğunun farkına varırsak, niçin yaşıyoruz sorusunu gençler çok sorar. Evet, niçin yaşıyoruz? Çünkü bilmek isteriz. Bilmek bizi mutlu kılar. Bilgi ve mutluluk ilişkisi. Ama bilginin iki türü vardır. Bir, beş duyunun sağladığı bilgi, bir de aklın bilgisi vardır. Beş duyu bize bilgi sağlar ama kısa süre sonra bizi terk eder, doyumsuzluğa kapılırız. Ama zihin yorulmaz. Zihin bilgiyle yorulmaz. O halde diyoruz ki felsefe açıdan en güzel yetkinlik bilginin yetkinliğidir. Akli bilgiyle buluşmaktır. İşte bu pencereden baktığımız zaman Kur'an'da da Rabbim bilgimi artır duasının olması çok heyecan veriyor bize. Rabbim bilgimi artır duası vardır. Bilgi ve davranış. Yahudi kültürüne baktığımız zaman Yahudi düşüncesinde daha çok neye inanmam gerektiğinden çok ne yapmam gerektiği anlatılır. Yahudilik bir amel dinidir. Hristiyanlığa baktığımız zaman ne yapmamdan çok neye inanmam gerektiğiyle karşılaşırız. Bir iman öne çıkar. Ama İslamiyet'e geldiğimiz zaman bir denge, makul vicdan olarak bize iman artı eylem, iman artı amel ilişkisi olduğunu görürüz. Tabii ki buradan hareketle şunu ifade etmek gerekir ki hepimiz bir yolculuktayız. Bilim yolculuğundayız, kendimizi tanıma yolculuğundayız ve bu bağlamda ilahiyat fakültelerinde karşılaşmış olduğumuz İslam felsefesi dersi de İslam kültüründe ve coğrafyasında felsefenin yorumlanışını ifade eden, felsefenin ele alınışını ifade eden bir özel disiplindir. İslam felsefesini iyi bilebilmek için iyi bir ilk çağ felsefesi bilmek lazım. Eğer ilk çağ felsefesini iyi bilmiyorsak iyi bir İslam felsefecisi olamayız. Özellikle ilk çağ felsefesinde Aristoteles ismi çok öne çıkar. Felsefenin ilk muharrikidir biliyorsunuz Aristoteles. Tabii ki hemen parantez içerisinde bu sohbetimiz parantezi açacak. Keldanileri, Babil'i, önceki kültürleri de unutmamak gerekiyor. Felsefenin Yunan'la başlaması diye bir ifadeden ziyade felsefenin Yunan'la birlikte daha sistematik hale, daha düzenli bir hale, mitolojik çizgiden daha bilimsel bir forma dönüştüğünü biliyoruz. Büyük İskender'in Uzak Doğu'ya olan seferlerinde Yunanlı filozofların, Plotinus'un, diğer filozofların seyahatlerini biliyoruz. Kadim kültürler. O halde bakın bizi güçlü kılacak olan sadece bizdedir felsefesine sahip olmamaktır. Bizi güçlü kılacak olan, bizde var olan birikimler daha önceki kültürlerin bir süzülmesidir.
Ama bizde olan birikim de başka kültürlere hayat vermiştir. Tıpkı oraya geleceğim. Endülüs'e de geleceğim. İşte İslam felsefesinin iyi bir öğrencisi, iyi bir takipçisi olmak gerekiyorsa Aristoteles ismini, Platon'u yani Eflatun'u, Plotinus'u, Porfirus'u çok iyi bilmek gerekiyor. Ve bu çalışmalar sırasında mümkünse iyi bir Yunanca eğitimine girişmek gerekiyor. Arapça, Yunanca ve Süryanice ve İbranice. Evet, İslam felsefesi çalışmaları Yunanca, İbranice, Süryanice ve Latince altyapıyla çok daha güzel bir noktalara bizi götürebilir. Evet, İslam felsefesinin aslında kelam bir yere kadardı. Kelamın gayesi neydi bir anlamda? Farklı itirazlar olmakla birlikte İslam din inanç esaslarını farklı kültürlere karşı savunan ve tanıtan, açıklayan bir söz uygarlığı. Evet, kelam kelimesi zaten söze gelir. Bize Allah'ın varlığı ve birliğini temellendirmeye çalışan, peygamberliğin gereğini temellendirmeye çalışan, ahireti açıklamaya çalışan, ki biliyoruz kelam geleneğinde ispatı vacip, risaleleri, ispat-ı nübüvve risaleleri olduğunu görüyoruz. Ama dedim ya az önce kelamda da ilk kelamcılara baktığımız zaman Nazzam, Allaf, efendim Cahız gibi kelamcılara baktığımız zaman onlar da sırf dini bilgiyle değil fiziğe başvurduklarını görüyoruz. İlk kelamcıların fizikle ilgilendiklerini görüyoruz. Allah'ın görülmesinden, mekandan, cihetten bahsedecekseniz fizik bilmeden konuşamazsınız ki. Evet. Ama bir müddet sonra farklı kültürlerle tanışılınca İslam ve fetihler sırasında Halife Memun ne yaptı biliyoruz? Beytülhikme'yi kurduğu zaman Beytülhikme'de Süryani mütercimler Yunanca'yı da çok iyi bildikleri için, Arapça'yı da çok iyi bildikleri için aracı rol yaptılar. İslam felsefesi kültürler ve diller arasında bir yolculuğu ifade eder. Bu konuda teknik bir grup olduğunuzu bildiğim için duygusal retorik konuşmanın ötesinde size iki kitap önereceğim. Bunlardan biri Hilmi Ziya Ülke'nin Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü. Hilmi Ziya Ülke'nin Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü adlı eseri çok kıymetlidir. Bize o tercüme hareketlerinin nasıl olduğunu anlatır. Bir de Yuhanna Kumeyr dergah yayınlarından çıkmıştır. En azından kitabı rahat bulmanız için söylemiş oluyorum. İslam felsefesinin kaynakları adıyla Fahrettin Olgunar tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. İslam felsefesinin kaynakları. Yakın zamanda bir üçüncü eser daha verebilirim. Dimitri Kutas'ın da bu etkinlikleri anlatmış olduğu Beytülhikme'nin mütercimlerin nasıl tercüme faaliyetlerini yaptıklarını anlatan temel eserleri vardır. Orta Çağ'da bir filozof diyor ki, eğer diyor Aristo'nun bütün eserleri Yunanca'da kaybolmuş olsaydı, biz hepsini Arapçadan yeniden yazabilirdik diyor. Bakın ne kadar büyük bir vizyon. Aristo'nun bütün eserlerinin Arapçaya kazandırıldığını biliyoruz. Hepiniz bilirsiniz Umberto Eco, Gül'ün Adı romanında şöyle bir illüstrasyon yapar. Filmi de çekilmiştir. Gecenin bir yarısında Orta Çağ'daki bilim adamları Engizisyon korkusuyla kalkıp ışık altında, mum ışığı altında İbn Rüşd'ü okuyor, Farabi'yi ve Gazali'yi okuyor. Rönesans ve reformu etkileyen bir düşüncedir İslam felsefesi. Bunun da temellendirmesini her zaman yapabiliriz. İşte tercüme faaliyetleri olduğu zaman sevgili arkadaşlar, eğer İslam felsefesi İlahi Fakültesi bitti, yabancı dil sınavına giriyorsunuz. Yabancı dil sınavını geçtikten sonra bir de ALES'e giriyorsunuz ve gelip İslam felsefesi kürsüsündeki bir ana bilim dalında master'a başlıyorsunuz. İşte o master'a başladığınız zaman çalışma alanı olarak o vizyonu çizmeye çalışıyorum. Nereden başlıyoruz size? İslam felsefesinin doğuşunu hazırlayan Yunan kaynakları, bakın bir tarafta Yunan kaynakları var, İran kaynakları var, Hint kaynakları var. Bakın yabancı kaynaklarda üç büyük, bunlar da dinler tarihi açısından da çok değerli kaynaklar. Yunan kaynakları, İran kaynakları, eski Fars. Ardından neyle buluşacaksınız? Efendim Hint
ve Kur'an ve sünnet çizgisindeki altyapıyla karşılaşacaksınız. Bu altyapıyı size örnekleri temellendirmeye çalışıyoruz. Öğrencimiz olduğunuz zaman master öğrencisi olarak. İşte Yunan felsefesinden Aristo'nun, Platonus'un, Porfirus'un eserleri Arapçaya hangi isimlerle çevrildi? Bu tercüme faaliyetlerinde hangi mütercimler yer aldı? Peki onlara patronajlığı kim yaptı? İlim ortamı gerektirir. Onlara sahiplenen aileler kimlerdi? Sevgili dostlar, bir an için durup baktığımız zaman bize şu heyecan veriyor. Bilim eski zamanlarda bugünkü gibi çok hızlı tedavi ediyordu. Buhara'da, Semerkant'ta yazılan bir kitabın kısa bir süre sonra Endülüs'e ulaşması bilginin tedavülü çok heyecan veriyor insana, değil mi? O günkü şartlar içerisinde. İnsan hiçbir zaman bilgisiz kalmamış. Geçmiş zamanlarda da bu heyecan hep olmuştu. Evet, biz ne yaparız işte çalışma alanı olarak? Onları inceleriz. Mütercimlerin ele alışları. Mesela mütercimler diyelim ki Yunan felsefesini Arapçaya aktarırken felsefeyi bazen sevimli kılmak da istemişler. Yunanca konuşan Musa demişler Eflatun'u sevimli kılmak için. Bakın, Yunanca konuşan Musa, Eflatun'u ilahi demişler. Bu ne demek? Tabii ki siz felsefeyi İslam dünyasına kazandırmak isterken ne yapıyorsunuz? Daha cazip hale getiriyorsunuz. Bir kültür var ama o kültürü tanıtmaya çalışıyorsunuz. İşte hakikaten günümüzde de çok çok önemli. Acaba o tercümelerde hala boş alanlardan biridir. Tercümeler ne kadar otantikti, ne kadar atlanan cümleler vardı. Bugün hepimiz biliyoruz ki halaka, ceale, fetere, enşa, sena gibi Kur'an'da yaratmayı niteleyen kavramlar var. Ama biz bir Türkçe çeviride hepsine yaratma anlamını veriyoruz. Halbuki zamanda yaratmak farklıdır, mekan farklıdır, adetle yaratmak farklıdır şeklinde. Evet, İslam felsefesi çalışma alanı olarak bir boyutuyla kaynakları açısından hala spesifik olarak onlar üzerine yoğunlaşılabilir. Bir Yunan etkisi birazcık daha çok bilinen bir etkidir ama bir İran etkisi, bir Hint etkisi, mesela Aristo'nun kategorileri biz Yunanca'dan onu Arapçaya çevirmeden önce onun Pehlevice çevirilerini de yaptı Abdullah İbni Mukaffa, biliyoruz değil mi? Yani felsefe Süryanice'ye aktarılmadan önce onun Pehlevi diline, Hint diline de daha önce Yunanca'dan önce aktarıldığını biliyoruz. O da bu heyecan verici bir şey. Yani İslam felsefesi çalışıyorsanız aslında siz problemlere gelmeden önce kültürler ve coğrafya arasındaki farkları da görürsünüz. Ardından İslam felsefesi çalışmalarında master öğrencisi olduğunuz zaman bizim de çalışma alanı olarak kaynak problemini gayet iyi bir şekilde öğrendikten sonra tercüme hareketlerinin iki dönemde olduğunu görüyoruz. Birinci dönem tercüme hareketlerine baktığımız zaman İslam felsefesinde daha çok farklı kültürlere, farklı coğrafyaya gittikleri için Müslümanlar daha çok neyle buluşuyorlar? Tıp gibi, zooloji gibi, botanik gibi hayatı kolaylaştıran eserlerin çevrildiğini görüyoruz. Birinci dönem tercüme hareketlerinde. Ama ikinci dönem tercüme hareketlerinde bu sefer felsefi eserlerin çevrildiklerini görüyoruz. Mantıktan, fizikten, Aristo'nun metafiziği, Eflatun'un kitaplarıyla birlikte. Evet sevgili dostlar, İslam dünyasında felsefe çalışıyorsanız iki tür baskının altındayızdır maalesef. Bir taraftan dışarıdan bakan gözler, bir taraftan içeriden bakan gözler. Ben bu çok üzücü bir şey. İçeriden bakan gözler şöyle diyorlar: İslam'ın felsefeye neye ihtiyacı olabilir gibi bir bakış açısına sahipler. Öte taraftan dışarıdan bakan gözlerde diyorlar ki felsefe gibi entelektüel bir etkinliğin din gibi bağnazyobaz bir sistemle ne işi olabilir diyorlar. Halbuki soğukkanlı olarak baktığımız zaman Kur'an'ın felsefeyi özendirdiğini görürüz. Kur'an'da felsefeyi özendiren birçok kavram vardır. Bugünkü konumuz o değil ama mesela hikmet bunlardan biridir. Felsefenin başlangıcı nedir dostlar? Doğru bilgidir. Felsefenin gayesi nedir? Doğru davranıştır. O halde felsefenin başlangıcı mantıktır. Felsefenin nihai gayesi bir ahlaka ulaşmaktır. Tutarlılığa.
Hikmet tanımlarından biri bizim geleneğimizde nedir? El-isabetu fil-kavli vel-amel. Söz ve davranışta tutarlılığa ulaşmak demektir. Felsefenin tanımı nedir? Hubbu'l-hikme. Hikmet sevgisi demektir. Bakın dikkat buyurun. Felsefe hikmetin sahibi olma ifadesini taşımaz. Hikmetin sahibi olmak insanın gücünü, takatını aşar. Felsefe hikmeti sevmek, hikmetten pay alma yolculuğudur. Bu bakış açısıyla sevgili dostlar, geleneğimizde felsefenin kendini de derlediği şekliyle çeşitli tanımları vardır. Etteşebbühü bi ef'alillahi teâlâ bi kaderi taqatil insan. İnsanın gücü yettiği ölçüde yaratıcının fiillerine benzemeye çalışmasıdır. Tanımlardan biri. Biz Tanrı olamayız ama Tanrı'dan pay alabiliriz. Tıpkı bizim geleneğimiz bunu ifade ediyor. Sevgili dostlar, farkındasınız mantıktaki burhan, cedel, retorik, safsata ve şiir düzeyleri bizim hayatı ve varlığı anlama kanallarımızı ifade eder. Bugün buyurun, dikkat buyurun. İngilizceden Fransızcaya çeviri yapılıyor değil mi? Türkçeden Almancaya çeviri yapılıyor. Beş sanatı da birbirine çevirebiliriz. İşte ben insanlara desem ki Tanrı basittir, cinsi, faslı, terkibi yoktur. Normal bir dindar topluluk ne diyor diyecek. Ama Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi'nde Allah baba da olmadı, oğul da olmadı diyor. Bakın din farklı. Baba olmak demek bizden bir şeyin kopması demek. Oğul olmak demek bizim bir şeyden kopmamız, parçalanmamız demek. Yani aslında hepsi bir hakikati farklı boyutlarıyla ifade ediyor. Onu demeye çalışıyorum. Bir felsefe profesörü dedikodunun erdemsizlik ve tutarsızlık ve çelişki olduğunu söyleyecektir. Çok güzel bir ifade. Din ne diyor? Dedikodu ölü eti yemektir. Bakın din ve felsefe metotları farklı olsa da gayeleri birdir. Gaye nedir? Gaye ruhumuzun bakımı ve yetkinliği. Gayelerden biri de bizi şiir düzeyindeki bilinç düzeyinden bir anlamda mitolojik zihin düzeyinden burhani zihin düzeyine yükseltebilmek. Gaye nedir? Mitolojik zihin yapısından kurtulmak. Felsefenin en güzel tanımlarından biri felsefe sebeplerin bilgisidir. Sebepleri bilmeye çok ihtiyacımız var. Her şeyin bir hikmeti vardır kıymetli dostlar, değerli katılımcılar. Her şeyin bir gizemi vardır anlamına gelmez, sırrı vardır anlamına gelmez. Hikmet Kur'an'da ve İslam düşünce geleneğinde sebep anlamına gelir. Her şeyin bir sebebi olduğunu bildiğimiz zaman. Felsefe okumayan biri için artık bu bir kalemdir. Ama felsefe okuyan biri buna maddi sebep açısından bakacak ki bir tahta, gaye açısından bakacak ki yazı yazmayı yarayan bir alet, şekil açısından baktığı zaman silindir, fail açısından ustanın tasarladığı bir alet. Peki insan nedir sevgili dostlar sizce? Maddesi açısından baktığımız zaman et, kan. Gayesi açısından nedir? Faili kimdir? Şekli nedir? Ruhumuz mu? Peki felsefe açıdan devam edersek bizim için Tanrı neyi ifade ediyor? Tanrı'nın maddesi açısından bakabilir miyiz? Tanrı'nın gayesi olabilir mi mesela? Gündelik dilde bize çok güzel geliyor ama Tanrı gibi İslami bakış açısından baktığımız zaman hem ona Samet diyeceğiz, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söyleyeceğiz. Demek ki şuraya gelmek istiyorum. Mesela Spinoza'nın anlattığı şekliyle Tanrı'ya gaye atıf etmek, değil mi? Tanrı'yı noksan yapmış oluruz. Tanrı her şeydir demek. Tanrı her şeydedir demek. Tanrı her şeye iledir demek. Bizi panteizm, paranteizm gibi farklı din tasavvurlarına, Tanrı tasavvuruna ulaştırır. İşte İslam felsefesi alanına baktığımız zaman İslam felsefesinin ta başlangıcıyla bir çalışma alanı olarak acaba İslam düşüncesinde, İslam felsefesinde felsefeyi niteleyen nasıl bir kavramsal çerçeve vardır? Bu bile bir çalışma alanı olabilir. Hikmet bunlardan biridir. Nazar, bakış bunlardan biridir. Yine çok az bilinen, fazla değinilmeyen itibar kavramı. Bakın sevgili ilahiyatçılar, felsefe dostları, itibar kavramı. Biliyoruz ki itibar kavramı aynı zamanda kıyas anlamına da gelir. İtibar, abere. Bir rüya gördüğüm zaman onu dış dünyaya taşırız. Rüyayı tabir etmek ne demek? Onu taşımak, zihnimizden dışarıya taşımak. Abere kavramı aynı zamanda
değerlendirmek anlamıyla birlikte bir şeyi bir yerden bir yere taşımak. Arapçada normal hayatta bile habere karşıdan karşıya geçmek anlamına gelir. Biliyoruz ki itibar burada fa'te bir ruh ifadesi çok geçer. Demek ki eğer biz bugün Kur'an'dan felsefeyi, hikmeti ifade eden kavramlara baktığımız zaman bunlarla karşılaşabiliriz. Demek ki bir isimlendirme problemiyle karşılaşılır. İslam felsefesi çalışmalarına baktığımız zaman ona Arap felsefesi diyen olmuştur, Arapça felsefe diyen olmuştur. Ama sonuçta bu konuda Batılı oryantalistlerin çalışmaların ya da Arap yazarların bir kısmı Arabic filozofi ya da Tarihul Felsefetil Arabiye gibi ifadeler kullanılmış olsa da sonuçta günümüzde ya da İslam'da felsefe, Müslümanların felsefesi gibi ifade olsaydı da biz bugün kullanmış olduğumuz ve yaygınlaşan ifadesiyle İslam felsefesi ifadesini kullanıyoruz ki Hristiyan felsefesi dediğimiz zaman, bir Yahudi felsefesi dediğimiz zamanki çağrışımından farklıdır. Biliyoruz ki din ve felsefeyi ilk uzlaştıran isimlerden biri Yahudi filozof Filon'dur. Filon, Amenius, Sakkas, Plotinus, Porfirus bunlar bir silsile şeklinde karşımıza çıkar. Tabii ki Hristiyan felsefesi ifadesini duyduğumuz zaman gerçekten bir İslam felsefesiyle aynı çağrışıma sahip midir? Hayır. Hristiyan felsefesi dediğimiz zaman işte Saint Augustine, Saint Thomas gibi Hristiyan filozoflarının daha çok kelama yakın bir anlayışlarıyla karşılaşırız. Kelami bir felsefe yaptıklarını görürüz. Ama İslam felsefesi ifadesi İslam'ın bir felsefe olduğuna yapılan bir vurgu değildir. En geniş anlamıyla keşke dedim ya Semer'in başında İslam'ın felsefesini yapabilseydik Ahmet Bey, Tunç Demir yapabilseydik. Bugün Evet. insanlığın ona ihtiyacı var. Bugün insanlık tıkanmış. Savaştan Kesinlikle. tıkanmış. İnsanlık değerlerden tıkanmış. İnsanlığa biz bir insanlık ve yaşama bir uygarlık modeli sunabilecek ilkeleri ortaya koyabilirsek İslam'ın felsefesini yapmış olabiliriz. Ama hayır. Hepinizin de çok iyi bildiği üzere artık biz İslam felsefesi derken dar anlamında diyoruz ki Aristo'nun, Platon'un ve Yunan filozoflarının İslam düşünce tarihinde yeniden açımlanması, yeniden anlamlanmasını ifade eden felsefenin İslam kültürü ve coğrafyasındaki macerasını, akışını ifade eden bir kavramdır. Tabii İslam felsefesi alanında çalışırken değerli dostlar, İlk dikkat etmemiz gereken kavramlardan biri de nedir? İlimler tasnifidir. Eğer ilimler tasnifini çok iyi bir şekilde zihnimize yerleştirmezsek İslam felsefesi çalışmalarımız eksik olur. Arkadaşlar her filozofun aşağı yukarı bir ilimler tasnifi vardır. Filozofların ilimler tasnifi çağlarının, dönemlerinin bir anlamda röntgeni, ultrasonu, bakış açısını ifade eder. Kendi ilimler tasnifi yapmış olduğu zaman bakın 870'li yıllarda, işte 9. yüzyıllarda kelamı felsefi ilimlerin içerisine koyduğunu görüyoruz. Vizyona bakar mısınız? Kelamı felsefi ilimlerin içerisine koyuyor. Ama 17. 18. 19. yüzyılda baktığımız zaman Saçaklızade de Osmanlı'nın son döneminde felsefeyi sihir, büyü gibi zararlı ilimlerin içerisine koyuyor. Bakın irtifa kaybını görüyoruz. Kendinin bir ilimler tasnifi var. Farabi'nin bir ilimler tasnifi var. İbn-i Sina'nın bir ilimler tasnifi var. İhvan-ı Safa'nın bir ilimler tasnifi var. O halde bakın buradan da size çok güzel bir araştırma çıkabilir. Çağlara ve dönemlere göre ilimler tasnifindeki kazanımlar, kaybedişler, kelimeler üzerinden bile bir master tezi yapabilirsiniz. Diyelim ki Farabi teorik hikmet, pratik hikmet ayrımı yapıyor. Veya İbn Sina ya da Gazali olaya ne açıdan bakıyor? Dini olan, dini olmayan ayrımına varıyor. Şer'i olan, şer'i olmayan ilimler olarak bakıyor. İhvan-ı Safa bakıyoruz bu sefer tefsire, diğer ilimlere farklı farklı isimler veriyor. Hakikaten arkadaşlar acaba bir zaman makinesi olsa gelse 300 yıl sonra
İlahiyat fakültelerinde ilimler tasnifi nasıl olacak? Merak ediyor musunuz? Acaba yapay zeka üniversitelerdeki ilimler tasnifine girecek mi? Elbette ki girecek. Yani tefsir ilmi zaman değişiyor. Çok farklı bizi bir gelecek bekliyor. Demek ki İslam felsefesi çalışmalarında bizim en temelde yeni bir bize bakış açısı sunacak olan şey ilimler tasnifi üzerinden de çok geniş bir müktesebat bizi bekliyor. Taşköprüzade'ye bakmak, efendim Katip Çelebi'ye bakmak, onların yazma eserlerini bulup dönemsel incelemeleri yapmak, inanın İslam felsefesi alanında hala konu arayan araştırmacılar için çok güzel ufuklar ortaya koyuyor. Evet, tercüme faaliyetlerini öğrendik, İslam felsefesinin kaynaklarına baktık, oralardan neler bulabiliriz? Arkadaşlar bir konu arıyorsanız akademik hayatınız boyunca iyi bir akademisyen olmak için hakikaten dışarıdan gördüğü gibi kolay değildir. Araştırmanın kokusunu alabilmeliyiz. Nerede ne eksiklik var? Onu yazı yazarken çok daha disiplinli bir şekilde ele almak gerekir. Benimle tez yapmaya çalışan öğrencilerime yaptığım bir metafor vardır. O da şudur. Arkadaşlar evimizi güvendiğimiz insanlara davet ederiz değil mi? Güvenmediğimiz insanlarımızı evimize almayız. Tezlerimiz de bizim güvenlik alanlarımızdır. Bu açıdan tez çalışırken bizim duymama özrümüz olmaz. Farabi'de akıl çalışıyorsanız, efendim İbn Sina'da efendim teşkiki varlık çalışıyorsanız diyelim, müşekkek varlık çalışıyorsanız, benden önce kim ne çalışmış, hepsinden haberdar olmak durumundayım. Her şeyi duymak zorundayım. Ama her şeyi kullanmak zorunda değilim. Bu bakış açısıyla bakarsak çalışmalarımız çok daha kaliteli olur. Ama Kindi ne demişti ilk İslam filozoflarından biri? Daha önce bakın Kindi'nin Mutezile yakınına ait olduğunu biliyoruz. Evet, bir insanı kelamcı olup da sonra felsefeci kılan nedir? Biz bildiğimiz kadarıyla Kindi ilk filozoftur. Neden? Daha önce kelamla uğraşırken felsefi bir bakış açısına sahip oldu. Arkadaşlar felsefe bir okyanusa benzer. Kelam da çok değerli bir ilimdir ama kelam dinin sınırları içerisinde tefekküre izin veren bilim içindir. Ama felsefe çok daha geniş ufuklara yolculuğu ifade eder. Ne demişti? Bize hakikatin kırıntısını bile getirmiş olsalar önceki birikimden yararlanmalıyız ve şükran dolu olmalıyız. Her ne kadar bazı gerçekleri görememişlerse de ne kadar muhteşem bir ufuk veriyor bize diyor ki geçmişe saygı duy ama teslim olma. Şükran dolu olmalıyız her ne kadar bazı hakikatleri görmemiş olsalar da. İşte İslam felsefesi çalışmaları sırasında elbette ki çok iyi bir İslam felsefesi, ilk çağ felsefesi tarihi bilmeliyiz. Bu olmazsa olmaz. Altyapımız orasıdır. İkinci olarak iyi bir İslam felsefenin ve özellikle İslam felsefesinin giriş kapısı olan iyi bir mantık bilgisine sahip olmalıyız. Mantık olmadan, mantık bilgisi olmadan İslam felsefesi olmaz. Özellikle İslam felsefesi çalışırken neye sahip olmalıyız? Beş sanatı çok iyi bildiğimiz gibi kategorileri çok iyi bilmeliyiz. Akıl yürütme çeşitlerini, istidlal çeşitlerini çok iyi bilmeliyiz. Biliyoruz ki Aristo'nun kategorileri var. Yer, durum, zaman, nicelik, nitelik gibi. Kant bunu daha farklı boyutlara çekiyor ama bakın bunu bilmek bize ne getirecek? Alemin ezeliğini ya da kıdemini tartışıyoruz değil mi? Alem ezeli midir değil midir? Eğer biz kategorileri bilirsek çok daha farklı bir zenginlik ortaya çıkar. Evet. Zat açısından mı ezeli, zaman açısından mı ezeli, şeref açısından mı ezeli değil mi? Siz oğlunuza göre daha öncesiniz müdür, memurundan, şeref açısından bakın. Felsefi tartışmalarda zaten İbn Sina olsun, diğerleri olsun ezellik konusunu tartışırken düşüncemize ufuk veriyor. Ahlak felsefesi çalışacaksınız. Ne diyordu Aristoteles? Öfkelenmek kötüdür. Ama bakın kategorileri davet ediyor. Nerede, ne zaman, nasıl, kime, ne ölçüde öfkelendiğimize bağlıdır.
Bakın o halde kategoriler dediğimiz şey kendi hareketi ayırmıştı. Artmak bir hareket, azalmak bir hareket, çoğalmak bir hareket, yer değiştirmek bir hareket. Nitelikte mi artış var, nicelikte mi artış var? Kıymetli topluluk. Mesela Nasrettin Tusi bugün hepimizin tartışmalarından biri. LGBT tartışmaları var biliyorsunuz, cinsiyet tartışmaları var. Nasrettin Tusi diyor ki bir insan çok evlenirse nicelikten sapmıştır. Ama eşcinsellik de nitelikten sapmaktır diyor bakın. Nicelikten sapmak, nitelikten sapmak. Toprak yiyen bir insan örneğini verir. Bu nitelikten saptığını gösterir diyor. Demek istediğim mantıktaki kategoriler, mantıktaki beş sanat maalesef bizim eğitim sistemimizde ben ikinci sınıflarda hemen birinci sınıflara derse girdiğim zaman geçen sene diyorum mantık okudunuz mu? Okuduk hocam. Ama akılda kalmıyor. Maalesef hepimiz için. Biz de hepimiz okuyoruz. Ben espri yapıyorum. Akşam semineri olduğu için değerli dostlar konferanslarım olunca diyorum ki eve gidiyorum. Tabii çocuklarım öyle dediği yok da. Çocuklarım bana diyor ki baba sen asistanken de felsefeye giriş okuyordun. Profesör olunca da felsefeye giriş okuyorsun. Bu felsefeden ne zaman çıkacaksın? Arkadaşlar İngilizce'de A1, A2, B1, B2 değil mi? Ahmet Hocam C1, C2 yok mu? Kesinlikle. Her ilimin de kendi içerisinde dereceleri vardır. Basamaklar halinde ilerler. Evet kıymetli kardeşim. Şimdi biz İslam felsefesi okurken bir ansiklopedik okuyabiliriz. Sayarız. Kindi şurada doğdu, burada vefat etti. İşte Kindi'nin eserleri bu. Bu bizim felsefe bildiğimizi göstermez. Biz henüz o tür felsefecilere ulaşamadık kendi adıma. Felsefeci ne yapar? Önceki birikimden haberdar olur. Önceki birikimin fikirlerini alır. Onların farklılıklarını ortaya koyar. Vacip li zatihi, vacip li gayrihi. Bunun üzerinde konuşabilmeli. Bilgimizin kaynağı ve değerleri hakkında konuşabilmedi. O halde sevgili dostlar beni dinliyorsunuz. Kıymetli felsefe dostları, felsefe hikmet severler. Demek ki hangi ilimle, hangi disiplinde çalışırsak çalışmış olalım. Ansiklopedik bilgi düzeyinden daha ileri düzeylere ulaşabilmek lazım. Felsefenin bidayeti vardır, felsefenin gayesi vardır ama felsefi zihniyet demek ki bir ilk çağ felsefesini iyi bilmemiz gerekiyor bir çalışma alanı olarak. Ardından mantık ilmini bilmezsek İslam felsefesi çalışmalarında işte cevheri konuşacağız ama mantıktaki cevheri mi kastediyoruz arkadaşlar değil mi? Evet. Ontolojik bir cevheri mi kastediyoruz? Arazdan konuşuyoruz. Çok iyi bir istilah bilgisine sahip olmalıyız. Bakın Kindi'nin Risale fi Hududil Eşya ve Rusumiha diye ilk İslam felsefesi sözlüklerden biri sayılır. O eseri mesela kavram üzerinden çalışılabilir. Eğer yeni bir çalışma arıyorsanız, değil mi? Vacip üzerinden, mümkün üzerinden, nefs üzerinden karşımıza çıkar. Bak mesela Kindi Hudud Risalesi'nde ne isim vermiş eserine? Risale fi Hududil Eşya ve Rusumiha. Yani tanım yaparken bazen tam tanım yapabiliriz, bazen eksik yapabiliriz. Hat ne demektir? Yakın cins, yakın ayrımından yapılır. İnsan düşünen bir canlıdır. Dört başı bir tanım yaptık. Ama insan ağlayan bir cisimdir dediğimiz zaman, bakın insana cismi nitelendirdik ama resim yapmış olduk. İnsana cisim demekle ne yapmış olduk? Onu çok uzağından tanımlamış olduk. Ağlayan cisimdir, genelde gülen cisimdir derler ama ben öyle çevirdim. Sevgili dostlar, demek ki burada biz neyle karşılaşıyoruz? İslam felsefesi çalışmalarında görüyorsunuz sadece bir felsefe tarihi okumak bizi iyi bir İslam felsefecisi kılmayacak. İyi bir ilk çağ felsefesi, ardından iyi bir mantık bilgisi ve tabii ki gönül ister ki Yunanca, Süryanice, Latince ama İslam felsefesinde böyle orta düzeylere gelebilmek için ilk başlangıçta mutlaka iyi bir Arapça bilgisine sahip olmak gerekiyor. Çünkü ilk eserler Arapçaya aktarıldığı zaman Arapçada bir felsefe olduğunu görüyoruz. İfade tarzı olarak. Düşünsenize Farabi, köse sakallı, orta asılı biri kadılık yapıyor değil mi orta çağda? Arapça öğreniyor. Ve Bağdat'a geldiği zaman
Arapça dersler de alıyor ekstra olarak biliyoruz. Bahçıvanlık yapmış vesaire İbn Sina. Onları düşünelim bakalım. Yani bugün İbn Sina'nın metinleri elimizde. Akıcı bir şekilde o günkü şartlarda Arapçayı nasıl öğrendiler ve eserler ürettiler değil mi arkadaşlar onları açıklamaya çalışırken? İşte İslam felsefesi çalışmaları sırasında bu altyapıyla beraber, ilimler tasnifiyle beraber İslam felsefesinin en temel başlangıç noktalarından biri de epistemolojidir. Nazariyetül marife dediğimiz bir alan karşımıza çıkıyor. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, mesela Farabi'de peygamberlik, İbn Sina'da peygamberlik diye bir kitap gördüğünüz zaman kitapçıda, bir doktora tezi gördüğünüz zaman aslında bu üstü kapalı gizli bir epistemoloji kitabıdır. Peygamberlik başlığı taşıyan ki İslam felsefesinde İsbatun Nubuvvat adını taşıyan çok sayıda eser vardır. Peygamberliğin ispatı ile ilgili. Evet. Hem ahlak felsefesi işte ahlaka özel olarak geleceğiz. Vakit daralıyor ama İslam felsefesinin hemen hemen ilk konusu nefstir. Bugün hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? O farklı bir konu, farklı bir mecrada konuşuyoruz. Nefs ne demek? Ruh ne demek? Ahmet Hocam sizin şahsınızda herkese sesleniyorum. Biliyorsunuz biz çalışırken yıllardır nefs diyoruz, ruh diyoruz. Ama şimdiki felsefe çalışanlar ne diyor? Bilinç çalışıyorlar artık. Bilinç, evet. Açtılar artık. Bilinç diyorlar. İşte Searle'e bakıyorlar. Efendim yeni araştırmacılara bakıyorlar. Ne nefsi kullanıyorlar artık ne ruhu kullanıyorlar. Acaba dualist mi bakacağız olaya? Monist mi bakacağız? İdealist mi bakacağız? Aristotelyen mi bakacağız? Ruh bedenle birlikte miydi? Ya da Eflatuncu açıdan baktığımız zaman Platoncu açıdan ruh bedenden önce de vardı ya bedenden sonra da vardı. Adına ruh da desek, spirit de desek, soul de desek, mind da desek, conscious da desek. Sonuçta bakın yenilenen açılardan yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Evet sevgili gençler, İslam felsefesi çalışırken diyelim ki Farabi, İbn Sina hepsindeki ortak bir tanım var nefs tanımı. İstikmalu evvelu cismin tabiiyyin zi hayatin bil kuvve. Tabii cismin, organik tabii cismin ilk yetkinliği, kemal. Bakın ta başlangıçta nefsin bir kemalinden, bir entellek yasından bahsedilir. Elma çekirdeğinin gayesi elma olmaktır. Ama nefs kendisini ilk bildiği düzey olarak ne çıkıyor? Vejetatif dediğimiz nebati nefs ortaya çıkıyor. Beslenmek, büyümek ve üremek. Dedim ya az önce, felsefe bazen uzun lafı kısaltmak, bazen kısa lafı uzatmaktır. Felsefe bazen dağıtmak, bazen toplamaktır. Felsefe bazen olay öncesi inceleme ekibidir. Bakın, nebati nefsi nasıl açıklarlar kitaplarda epistemolojik boyutta baktığımız zaman? Beslenme, büyüme ve üreme. Gaziye, münmiye ve müvellide olarak. Bakarsınız bir filozofa beslenme hakkında sadece bir satır yazar. Efendim, büyüme hakkında iki satır yazar. Ama Farabi'nin Fusulü Muntazaası'na baktığınız zaman Farabi sayfalarca beslenmenin fonksiyonunu anlatır. Veya üremenin fonksiyonunu anlatır. Ya da efendim büyümenin fonksiyonunu anlatabilir. Evet, sözü yeri geldiği zaman uzatabilebilmeliyiz, detaylandırabilmeliyiz. İşte bitkisel nefsin beslenmek, büyümek ve üremek üzere üç fonksiyonu olduğunu bahseder epistemolojik girişlerde. Bir anlamda İbn Sina'ya göre bitkisel nefsimizin üç aşkı vardır. Onu sürekli sağlayan beslenmek, büyümek ve üremek. Ardından hayvani nefse geçilir değil mi? Epistemolojik açıdan. Ders anlatmıyorum size, çalışacağınız noktaları anlatmaya çalışıyorum. Hareket ve idrak. Hareket insan için hareket eder? Aşk ve öfkeyle. Değil mi? Empedokles'ten gelen şekliyle. İşku vel hektu. Aşk ve öfke bizi harekete sevk eder. Hareketimizin kaynağında. Şimdi bakın eğer İslam felsefesi bilmezseniz Kur'an'ı da anlayamazsınız. Daha doğrusu Kur'an'ı anlarken tefsir edemezsiniz. Kur'an'da bir ayet var.
Bir İngilizce makale yazdım bu konuda. İnternette görebilirsiniz. Contribution of Philosophical Knowledge and Understanding Kur'an diye. Adamı yazarsanız Contribution diye çıkar. Ayette der, göklere ve yere isteyerek istemeyerek gelin, değil mi? İsteyerek ya da istemeyerek gelin. Ne demek isteyerek istemeyerek gelin? Dev'an ve kerhen kelimelerini bizim mahallelerde isteyerek ya da istemeyerek diye çeviriyoruz. Dev'an ve kerhen. İngilizce'de de bakarsanız willingly or unwillingly. Halbuki felsefi bilgi olarak insanı harekete sevk eden şeyin aşk ya da öfke olduğunu bilirseniz, değil mi? Felsefi anlamda insanın üç gücü vardır. Bilgi gücü inşa eder, öfke gücü korur, kuvve-i gadabiye ne yapar? Koruyucudur. Kuvve-i şehviye sürdürücüdür. Bu üç gücün dengesinden zaten erdemlerin çıktığını biliyorsunuz. O halde bakın biriniz ne yapabilir? Bir çalışma alanı olarak insandaki arzu gücünün fonksiyonunu çalışabilir. Nuzuiye gücünün, kuvve-i şehviyenin fonksiyonunu. İlk çağ filozoflarından alırsınız hazzı, lezzeti, motivasyonu, hareketi incelersiniz. Empedokles'ten sonra İbn-i Sina'nın eserlerine. Başka biriniz diyelim ki kuvve-i gadabiyeyi inceler. Öfke gücündeki insandaki etkilenmeler nasıl olur, değil mi? Öte taraftan hayvanın nefsin bir de idrak boyutu var. İdrak dediği de şu, havası zahire, havası batine, beş duyumuz. Bir de iç duyularımız var. El-hissül müşterek. Ben dışarıda tek tek kalemi, defteri, kitabı görüyorum da bende kalemlik oluşabilmesi için hissi müşterek oluşması lazım. Hani İbn-i Sina demişti ya, beş duyu insanın casuslarıdır. Onlar bilgiyi getirir. Beş duyu bilgiyi getirir bize ama beş duyunun bilgisini işleyen bir iç fakültelerimiz var işte. Buna da havas-ı batine denir İslam felsefesinde. İşte sevgili gençler, siz burada mesela diyebilirsiniz ki hissi müşteriye çalışabilirsiniz. Ya da hayal nedir? Vehim nedir? Hafıza nedir? Müfekkire nedir? Mütehayyile nedir? Bakın daha İslam felsefesinde iç duyulardan sadece birini alıp çalışabilmek ne kadar ufuklar açacak bize. Aristo'nun metafiziğindeki duyumlar, etkiler, etkilenimler olarak karşımıza çıkar. Bu bir çalışma konusu. Bakın epistemoloji daha tamamlanmadı nefs nazariyesinde. Daha sonra insani nefse geliyoruz. Hayvani nefsin beş özelliği var. Üçünü bitkiden getirdi. Beslenmek, büyümek, üremek. İki de kendisinde var. Hareket ve idrak at dallarıyla etti beş. İnsani nefsin iki özelliğiyle beraber, değil mi? İnsani nefsin özelliği el kuvvetül alimetu ve el kuvvetül amile. Bilen güç ve yapan güç. Teorik ve pratik güç. İşte akıl deniliyor. İşte insan. Bakın ahlak felsefe kitaplarımızdaki epistemoloji öncelikle nefsi bir boyutuyla ortaya koyar. Bu ay altı alemdeki maceramız. Ama bir de sudur teorisi var biliyorsunuz. Evet. Asla kötü bir niyetle sudur teorisini üretmediler. Asıl gayeleri neydi? Mükemmel bir tanrı düşüncesini temellendirebilmek için. Tanrı'nın düşünmesi neydi? Yaratmasıydı. Tanrı'nın düşünmesi yaratmasıydı. İnternette eğer ilgi duyarsanız sudur teorisi ve kötülük problemi diye bir videom vardır. Burada detaylı bir şekilde suduru anlattığımı görürsünüz. Oraya girmeyelim. Evet, sudur teorisi hala Ahmet Hocam, gençlerimizin hani sizinle buluşmamızın, kıymetli topluluğumuzla buluşmamızın gayesi onlara tüyolar vermek değil mi? Birazcık da bunu istiyoruz. Sudur teorisini bugün bakıyoruz insanlar efendim entropi yasalarıyla efendim fizikteki teorilerle temellendirip çalışanlar var. İyi bir Tam fizik da ben mi? hocam Buyurun. o konuda da tam şeyi söyleyecektim. Hani günümüze neler söylenebilir? Hani Evet, günümüzde evet. nasıl çalışmalar yapılabilir diye Evet, siz bu örneği biliyorsunuz. verdiniz. Evet, çok teşekkür ederim Ahmet Hocam. Yani bugün sudur teorisini kimisi der ki bir teoridir, orta çağda kalmıştır, Batlamyasçı efendim teoriler, o günkü gezegen anlayışları ama bir şeyi ifade ediyor, bir yorumu ifade ediyor. Yine evrim teorisiyle vahdet-i vücut ve panteizmle karşılaştırmalı bir şekilde günümüzdeki ifadelerle eline alınabilir. Bugün dikkat ederseniz felsefecilerin dışarıdan baktığınız zaman en çok çalıştığı konulardan biri fiziktir. Evet. Felsefeciler de çok ilgileniyorlar fizikle. Bir de
zihin felsefesidir. İşte biz bunları anlayabilmek için neye ihtiyacımız var? İslam felsefesindeki birikimi yeniden kullanma ve değerlendirmeye. Bugün eğer biz zihin felsefesi çalışıyorsak neye bakmamız lazım? İbn Sina'nın uçan adam örneği vardır. Aslında kendi ifadesi boşlukta duran adamdır. Böyle Galata meşhur şekilde biz ona uçan adam demişiz. Batılı İngilizce kitaplarda daha çok Flying Man dedikleri için ya da Long Volant dedikleri için Fransızca şekliyle, ama daha çok İbn Sina'nın kendi vurgusu boşlukta durandır. Yani biz eğer o teoriyi, İbn Sina'nın bu açıklaması bilmezsek, günümüzdeki de bilinç teorilerini bilmezsek yeni bir çalışma yapamayız. Ne demişti İbn Sina? Boşlukta yaratılmış bir insan düşünelim. Gözlerimiz kapatılmış, kulaklarımız kapatılmış, her yerimiz kapatılmış. Ben biraz ironik söylüyorum. Her yerimizi kapatsak da beni kapatamıyorum. Bir ben var benden içeri dediği gibi Yunus'un. Bizde bir benimiz var. Gözlerimiz görmese de, kulaklarımız duymasa da, bütün vücudumuzu kapatsak, kitlesek de içimizde düşünen bir nefsimizin olduğunun farkına varırız diyor düşünce. İşte İslam felsefesi çalışmaları sırasında okuduğumuz o epistemolojik bilgileri, insanın biliş sürecindeki açıklamalarını biz günümüzde iyi bir epistemolojik bilgilerle, bilgi çok çok yenileniyor. İslam filozofları bilgiyi nasıl tanımlıyorlar? Bir tecrit olarak tanımladıklarını görürüz, değil mi? Bilgi bir soyutlamadır. Biz dış dünyada bir sivrisineği de görüyoruz, bir fili de görüyoruz. Ama zihnimizde sivrisinek de, fil de ne yapıyor? Maddelerinden soyutlanarak suretleriyle var olmuş oluyorlar. Bilgi bir tecrittir. Bir soyutlama olarak karşımıza çıkıyor. O halde bilgi dediğimiz şey insanda nasıl oluşur? Bilginin insan bilgi elde etme süreçlerini nasıl elde eder? Hat kavramı var mesela, sezgi dediğimiz. Günümüzde sezgi böyle sakıncalı bir kavram gibi. İçime doğdu, şu pencereden atlayayım veya insanlara şunu yapayım değil. Sezgi orta terimin zihinde canlanması. Bu topluluk bu tanımın farkında. Biliyor, orta terimin zihinde canlanması. Aslında hayattaki tecrübelerimiz, sezgi dediğimiz şey Huda-i Nabit ortaya çıkan bir şey değildir. Sezgilerimizin bize sağladığı bir deneyimdir. Herbert Spencer ne der? Kendi bilincine varmış içgüdüdür der sezgi. Yani sezgi hiçbir zaman, şu İslam felsefesi okursanız, sezgilerin içimize doğan asılsız duygular değil, deneyimlerimizin bize sağlamış olduğu akıl gücü. Bütün insanlar ölümlüdür. Aristo'da insandır cümlesi, üçüncü cümleyi kurmamıza gerek var mı? Yok. İşte bunun gibi orta terimin zihninde canlanmasıdır. Sezgiyi biz genellikle böyle bir sömürü aracı olarak anlıyoruz ama hats kavramını açıklar. Evet, günümüzde İslam felsefesi alanında demek ki epistemoloji çok önemli. Yine sudur teorisiyle ilgili olarak ontoloji çok çok değerli bir kavram. Varlık dediğimiz şey nasıl olabilir? Varlığın değerlendirilmesi. Metafizik bir spekülasyon olarak görülüyor ama vacip varlık, mümkün varlık değerlendirmeleri. Bunlar da hala çok çok değerli bir şekilde önümüzde duruyor. Çalışma alanı olarak karşımızda. Daha çok günümüze gelmek için ahlaka birazcık hızlanıyorum ki. Ama öte taraftan yine sevgili dostlar, baktığımız zaman İslam felsefesinde çok önemli bir eleştirel düşünce geleneğimiz vardır. İslam düşüncesindeki eleştirel düşünce geleneğinin konu başlıkları vardır. Bunlardan biri taaffütlerdir. Taaffütler düşünceyi İslam düşünce tarihinde çok dinamik tutmuştur, güçlü tutmuştur. Gazali filozofları üç meselede eleştirdi. Diğer meselelerle birlikte tekfir diye bir ifade var. O konuya şimdi girmiyorum ama sonuçta İbn-i Rüşd ve bir taaffüt geleneği ortaya çıktı. Ardından biliyorsunuz bir Musarrâ geleneği ortaya çıktı. Şehristani.
Farabi ve İbn Sina'yı eleştirdikten sonra Musarrağa geleneği ortaya çıktı ve ona da Hasrettin Tusi cevap vererek Musarra-ül Musari'yi ortaya koydu. Tabii bunların hepsi ayrı bir dersi, ayrı bir sohbeti gerektirir ama beni dinleyen bugünkü topluluk, ha demek ki İslam düşüncesinde eğer felsefesinde eleştiri kültürünü çalışacaksam taaffüt başlıklı çalışmalar eleştiri kültürü için bana altyapı sunar. İkinci olarak Musarrağa geleneği deriz. Musarrağa mücadeleye, güreşmek anlamına gelir. Burada bakın felsefe ayrıntılarda ortaya çıkar. Varlık, mahiyet ilişkisi, esaretül vücut, esaretül mahiye, varlığa yaptığımız izafet gibi kavramlar, bu tartışmalardaki teşkik gibi kavramlar zihinde müthiş bir berraklık gerektirir bunları tartışabilmek. Farabi İbn Sina ne demişti? Aristo'nun metafiziğini 40 kez okudum, anlayamadım demişti. Ama Farabi'nin Aratma Abadet Tabia, Farabi'nin bir risalesi var. Aristo'nun metafizik kitabındaki gayesi diye onu okuyunca anladım. 18 yaşına kadar, 18 yaşından sonra yeni bir şey öğrenmedim diyen İbn Sina, 18 yaşından sonra yeni bir şey öğrenmedim diyen İbn Sina, sizce Aristo'nun metafiziğini gerçekten 40 kez okuyup anlamadı mı? Ya da o berrak zihniyle taşları yerine koyamadığı için öyle söylüyor. Elbette anlamıştır ama değil mi? Taşları yere koyamadığını kastediyordu aslında. 40 kez okudum anlamadım da Farabi'nin kitabını okuyunca anladım derken. Demek ki işte sizi bekliyor bu konu arkadaşlar. Yani İslam felsefesi çalıştığınız zaman berrak bir zihne, spekülasyon gücüne sahip olabilmelisiniz. Zihniniz bir şehrin karmaşık sokakları gibi birinci ihtimali, ikinci ihtimali, üçüncü ihtimali bir arada toplayacak ve oradan bir terkip sunacak. Teaffüt geleneği, Musarrağa geleneği, öte taraftan baktığımız zaman işaret şerhleri geleneğini buluyoruz. İşte işaret şerhleri geleneğinde de neyle karşılaşırız sevgili dostlar? İbn Sina'nın İşaret ve Tembihat adlı eserine çok sayıda şerhler yazılmıştır. Bakın biz arkadaşlar çoğunuz benim öğrencim oldunuz. Biz ilk ilahiyat fakültesine öğrenci başladığımız yıllarda İslam dünyası neden geri kaldı şeklinde bize hocalarımız söylerlerdi. İşte İslam düşüncesi neden geri kaldı? Çünkü İslam düşüncesinde yeni eser üretmediler, şerh yaptılar. Şerh gelenekleri bizi geri bıraktı gibi. Tabii ki daha sonra bugün Batı ile olan ilişkiler arttıktan sonra, Batı'daki insanlarla karşılaştıktan sonra aslında şerh geleneğinin ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardık. Şerh geleneği bizi asla geri bırakmadı. Onları açımlamak, bütün felsefe tarihi değil mi bir Platon'a düşünen Diplot'tan ibaretse biz hala Farabi'ye, İbn Sina'ya, İbn Rüşd'e, Gazali'ye şerh düşmüş olmakla bir şeyi kaybetmiyoruz. Açımlamak da çok büyük bir değerli. Biz dünya kuruldu kurulalı Kant'ı tüketemedik. Kant'ı bakıyorsunuz yeni bir felsefe dergisi çıkıyor dergi parka. Hala Kant çalışılıyor, hala Spinoza çalışılıyor, Descartes çalışılıyor, Hegel çalışılıyor. Bütün müktesebatları önümüzde ama bizim bakış açılarımız yenilendikçe onları anlayışımız, onlara bakışımız gelişiyor ve değişiyor. Demek ki şerh asla küçümsenecek bir şey değil, geri bırakacak bir unsur olmamış. Bizim onu anlayabilmemiz çok değerli. Demek ki İslam felsefesinde bu eleştiri kültürü de çok çok önemli. Yine bakın sona doğru geliyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Siyaset felsefesi, evet İslam felsefesi çalışıyorsa siyaset felsefesi çalışabiliriz. İslam felsefesi aynı zamanda Farabi'nin El-Medinetül Fazılası'yla muhteşem bir siyaset felsefesi birikimiyle bizi buluşturur. Sadece Farabi'nin Medine'si değil, Siyasetül Medeniyesi, diğer Mille adlı eseri, onlarca eser var burada saymakla vakit harcamayalım ama muhteşem. Neden mesela Farabi'nin Medine'si bir siyaset felsefesi kitabıdır? Ama neden tevhidle başlar?
Neden siyaset felsefesiyle maruf olmuş bu eserin sadece son 20 sayfası siyaset felsefesiyle ilgilidir de baş tarafı tevhidle ilgilidir. Orta kısımları gök cisimleriyle ilgilidir. Alt kısımları fiziğe iner. Sona doğru bir tıp doktoru gibi anatomik açıklamalar yapar. İnsan vücudunun oluşmasını anlatır. Kalbin yerini, böbreğin yerini, anatomik bir tıp doktoru gibi ana rahminde çocuğun oluşumunu, neden bazen çocuklar erkek neden dişi olur bunu açıklamaya çalışır. Kalbi anlatırken bu sefer metafor yapar. Dış dünyadan kalbi hükümdara benzetir. Yavaş yavaş ısındırır bizi. İnsan bedenindeki siyaseti anlatır ki dış dünyadaki siyaseti ne varsa alemde o var alemde. Değil mi? Ne varsa alemde o var alemde. Tabii ki Platon'u hatırlayacaksınız. Büyük insan, büyük mikrokozmos, makrokozmos, insan alemi kebir, alemi sehir, ihvan sefa, küçük alem, büyük evren, değişir filozoftan filozofa göre. Ve sonuçta gelir insana, topluma gelir. Toplumları ikiye ayırabilirsiniz. Erdemli ve erdemsiz. Tek erdemli toplum vardır. Daha sonra bütün toplumlar erdemden saptıkları için erdemsizliğe dönüşmüştür. İşte cahil toplum, efendim zenginlik şehri vesaire işte bunları incelenebilir. İdeal bir devlet başkanının nitelikleri nelerdir? Özellikleri nelerdir? Hala çalışılmayı, hala araştırmayı bekler şehirleri erdemli kılmak noktasında siyaset felsefesi açısından baktığımız zaman. Sevgili dostlar, seminerimizi sonuçlandırırken en son ahlakla bitirelim. Şimdi bizim Aristoteles felsefenin belirleyici unsurlarından biri. Nasıl ki onun Metafizik adlı eseri İbn Sina'da şifaya, işarata, necata, arkasından gelen birikimiyle büyük bir birikime sebep olmuşsa, yine onun Nikomakos'a Etik adlı eseri de Mickiewicz, Thusi, Celaleddin Devrani, Kırmızı Adı Ali Efendi gibi felsefi ahlak geleneğini oluşturmuş. Evet, eğer İslam felsefesi çalışıyorsanız mutlaka İslam felsefesinde ahlak da en cazip alanlardan biri olarak karşımıza çıkar. İslam ahlak felsefesi kitaplarının üç temel konusu vardır. Tedbiri nefs, tedbiri menzil, tedbiri mudun. Tedbiri nefs arkadaşlar aslında psikolojiyi ifade eder. Yani ahlak kitaplarımız asla didaktik unsurlar taşımazlar. Metaetik unsurlar taşırlar. İslam ahlak felsefesindeki ahlak kitapları tedbiri nefs boyutlarıyla psikoloji ilmini bize buluşturur. Epistemoloji ilmini bize buluşturur. Menzil dediğimiz ev yönetimi, economics dediğimiz, domestik dediğimiz bazen öyle çevrilir. Bizi sosyolojiyle buluşturur. Evet, toplumlar, ev, toplumun en küçük parçası. Ve oradaki yapılar, Nasrettin Tusi menzil bölümünde insan niçin ev kurar sorusunu ekonomik gerekçeler açıklar. İnsan acıkan bir varlıktır. Ekinini eker, kış gelecektir. Kışın o gıdanın korunabilmesi için dört çatıya ihtiyaç vardır. Ama şunu da söyler, ev sadece kerpiç ve tuğla birliği değildir, yürek birliğidir der. Yani bakın, ahlak kitaplarımızda aslında bize doğru sözlü olun, yalan söylemeyin, komşunuzu sevin gibi didaktik unsurlar yer almaz. Ahlak felsefesi bizi davranışlarımızın felsefesiyle buluşturur. Hani Sokrates demişti ya diyalogların birinde, beyler sanmayın ki biz bugün küçük bir meseleyi konuşuyoruz. Biz bugün belki çok daha büyük bir felsefeyi konuşuyoruz. Davranışlarımızın nasıl olması gerektiğinden daha büyük ne mevzu olabilir ki? İşte İslam düşüncesinin hoşgörünüzle konuşmalarımın sonuna erdireceğim. Anahtar kavramlarından biri vardır. İslam felsefesini çalışacak arkadaşlarımız belki bu benim çizdiğim yol haritasıyla onları çalışacak. Bunlardan biri ne demişiz? Anahtar kavram, adalet kavramıdır. Adalet neydi? Her şeyin yerli yerine konulmasıdır. Mantık, düşüncenin adaletidir. Mantık olmazsa biz uçan bir atı düşünebiliriz değil mi? Mantık düşünceye adalet getirir. Felsefenin başlangıcı ne demiştik? Felsefenin başlangıcı doğru bilgi.
Sağlık bedenimizin adaletidir. Sağlık dil bilgisi dilin adaletidir. Ama ahlak da davranışlarımızın adaletidir. İşte eğer ahlak felsefesi çalışacaksak o menzil bölümünde, tedbir-i nefs bölümünde erdemler konusu. Hikmet, iffet, adalet ve şecaat. Bugün biz ötenaziyi nasıl çözebiliriz? Ahmet Bey, Evet. organ nakli nasıl çözebiliriz? Metaverse'ü nasıl çözebiliriz? Bir robot yaptık diyelim. Robotun kafasına çekiçle vurabilmek ahlaksızlık ve erdemsizlik olabilir mi? Değil mi? Emeğe saygı, zaten İslam ahlakı bize şunu öğretir. İnsan taştan, topraktan, bitkiden ahlak ve vefa bekleyemez. Ama insan bütün evrene karşı ahlakla sorumludur. Biz bütün evrene karşı ahlakla sorumluyuz. Bunu Fahrettin Razi öyle formüle etti ya. Yaratıcıya hürmet, bütün mahlukata şefkat beslemek. O halde erdemler konusu, karakter erdemi çalışabilmek, değil mi? Erdem etiği çalışabilmek. Fakat sevgili gençler bakın, bugün biz hikmet, iffet ve adalet gibi erdemleri sadece şey sanıyoruz. Böyle yolun sonunda kazanacağımız bonuslar olarak sanıyoruz. Hayır. Problem çözme teknikleridir erdemler. Lütfen bu konuda da çalışmaları çoğaltınız. Benim çalışmalarım var ama sizler çoğaltmalısınız. Bizim gayemiz size yol göstermek. Diyeyim ki hikmet erdemi, at türleri, aklı korumak gibi, zekayı korumak gibi. Demek ki tıpta biyoetik dediğimiz bir alan var. Bilimsel gelişmeler ortaya çıktıkları zaman onların ahlaki olup olmadığını sorguluyoruz, değil mi? Evet, çok güncel hocam, evet. Fıkıhta mesela biliyoruz zaruret-i kamse kavramı var. Aslında onun da altyapısında ahlak felsefesi yer alıyor. Hani bilirsin canı korumak, nesli korumak, malı korumak. Ama hikmetin alt türlerine baktığımız zaman ne vardır? Aklı korumak, canı korumak, nesli korumak. Cesaret erdemine baktığımız zaman alt türleri, iffet erdeminin alt türleri nelerdir? Adalet erdeminin alt türleri nelerdir? Bu kıymetli topluluk mesajı almıştır. Yani erdemler sadece buraya taktığımız rozetler değil, akıl yürütme süreçlerimizde bizim donelerimiz olacak. Bir problemle karşılaştığımız zaman hikmetin tanımıyla, iffetin tanımıyla değil mi? İffet, ruhun ve bedenin korunması için gözetilmesi gereken ilkeler. Cesaret erdemi. Eğer cesaret erdemi olmasa hiçbir problemi çözemeyiz ki. Şecaat erdemi. Değil mi? Adalet erdemi. O halde mesaj alınmıştır. Erdemler konusu aynı zamanda bizim problem çözme tekniklerimiz olarak uyarlanabilir. Bugün kötülük problemi ahlak felsefesinin hala çok çok değerli alanlarından biridir. Kötülük problemini nasıl çözeceğiz? Değil mi? Evet, Bunları günümüzde hocam özellikle gençlerde kötülük problemi çok tartışılan bir konu mesela. evet. Çeşitli açıklamalar var. Bu çok daha geniş müzakereleri içerir ama hoşgörünüzle tekrar hatırlatayım. Giren varsa internette benim videom vardır. Kötülük problemi ve sudur diye. Onu da izlerlerse bakın mesela hani ders seminerimizin başında dedik ya mantık bilmeden gerçekten İslam felsefesini de bilemeyiz, ahlak felsefesini de bilemeyiz. Bakın mesela metafizik kitaplarımızda failin çeşitleri anlatılır. Zorunlu fail. Mesela güneş nasıl bir faildir? Zorunlu faildir. Güneş der mi ki ya ben bugün ışıyayım? Hayır, zorunlu bir faildir. Siz benim kalemi havaya attığım zaman kalemi havada görmüş olabilirsiniz ama bilin ki kalem o gücünü kendinden almıyordu, değil mi? Kalemi havada görmüş olmamız tabii fail olduğu izlenimi uyandırabilir bize ama kaleme hareket veren bendim. Kalem nasıl bir fail? Benim sayemde bir fail. Su yakar, affedersiniz su boğar, ateş yakar, bıçak keser dedik. Elbette değil mi Ahmet Hocam, Samet Beyciğim? Bıçağın iradesi yok ki bıçak nasıl kessin? Su boğar diyoruz. Mecazen faillik anlamı veriyoruz değil mi? Taşı havaya fırlattığımız gibi. İşte biz bunları bildiğimiz zaman failliğin dereceleri nelerdir? Gönüllü fail mi, zorunlu fail mi, kasti fail mi? Bütün problemlerimizi gerçekten
Felsefi düşüncenin bize sunmuş olduğu ilkeler doğrultusunda çözebiliriz. Evet, İslam felsefesi ilahiyat fakültelerinde en azından Ankara İlahiyat'ta önce ikinci sınıflarda ahlak felsefesi adıyla son sınıflarda da İslam felsefesi tarihi ve İslam felsefesi problemleri olmak üzere iki dönem okutulur. İlk dönem okutulunca sadece İslam felsefesinin kaynakları, tercüme faaliyetleri, filozofların adları, eserleri, ekolleri anlatılır. Ama ikinci döneme geçtiğimiz zaman ne yapılır? İslam felsefesinde bilgi, İslam felsefesinde ontoloji, İslam felsefesinde metafizik, İslam felsefesinde ilimler tasnifi, İslam felsefesinde siyaset, İslam felsefesinde ahlak, İslam felsefesinde eleştiri kültürü diye çok farklı problematik olarak incelendiğini görürüz. Tabii İslam felsefesi alanında arkadaşlarımızı görmek, bu alana katkı sunmalarını çok isterim şahsen. Büyük bir çoğunluğu da benim öğrencilerim bilirler. Ama sizi bekliyor arkadaşlar. Bizim sizin ufkunuza ihtiyacımız var arkadaşlar. Gerçekten çok size ihtiyacımız var. Böyle nitelendirmiş şey olalım. Çok teşekkür ederim. Biz Bu teşekkür güzel ederiz. ev sahipliğiniz için, bana bu imkanı verdiğiniz için DTR Akademi'ye, Samet Torun ve Ahmet Tuşdemir Beylere çok teşekkür ediyorum. Beni tekrar davet ettiğiniz için ve kıymetli dinleyiciler vakitlerinizi ayırıp geldiğiniz için umarım İslam felsefesi alanında sizleri daha çok göreceğiz. Bugün burada olayı da kayıtlardan dinleyecekler de yararlanırlar inşallah. Hocam biz teşekkür ederiz katılımınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Değerli katılımcılar, bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Mevlüt Selim Sarıhan hocamızdı. Bir sonraki seminerlerimizde görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın diyelim.